Kova burcu ve yükselen burcu kova olanlar. Kasım 2023 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 4 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Satürn'ün retrosu bitecek, ileri hareketine başlayacak. 0 dereceden itibaren ilerleyecek 19 dereceye kadar, sonra tekrar retrosu olacak 29 Haziran 2024 tarihinde. Satürn balık geçişini ben çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Burada tekrar değinmeyeceğim o yüzden. Sadece burada retrosunun bittiğini ve ilerleyeceği derecelerin bilgisini aktarmak istedim. Şimdi geçelim asıl bu görselde anlatmak istediğim diğer önemli etkilere. 3 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Jüpiter ve Güneş'in karşıt açısı oluşacak 10 derecede. Ve yine 4 Kasım tarihinde Merkür ve sizin yönetici gezegeniniz Uranüs'ün karşıtı oluşacak 21 derecede. Ve yine 4 Kasım tarihinde Venüs ve Neptün'ün 25 derecede karşıt açısı oluşacak. Bu Kasım ayının ilk haftasında dikkat etmeniz gereken bazı konularla ilgili size uyarılarda bulunacağım. İlk 8 günü diyelim hatta. Sonrasında ise güzel gelişmeler var. Fakat ilk haftasında dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Şimdi sizin özellikle aile ve iş konularında dikkat etmeniz gerekiyor. Aile içinde ya da işle alakalı olarak bir takım ifşalar, yüzleşmeler, hesaplaşmalar söz konusu olabilir. Ve burada da biraz böyle sakin kalmanız gerekiyor. Özellikle burada Merkür'ün bulunduğu alanda görmüş olduğunuz Mars olduğu için biraz böyle dürtüsel fevri çıkışları işaret edebilir. Bunlardan lütfen uzak durmaya çalışın. Yani hem aile içinde hem aile büyüklerinize karşı, hem eşinizin aile büyüklerine karşı, hem yöneticilerinize hem de kariyer hayatında muhatap olduğunuz kişilerle ilgili olarak bütün diyaloglarınızda çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada hani bizde bir laf vardır, öfkeyle kalkan zararla oturur vesaire şeklinde. Şunu söyleyebiliriz, burada özellikle akrepte olduğu için bu gezegen yılması, öfkeyle kalkan yeni düşmanlıklarla oturacak. Yani elde ettiğiniz tek şey düşmanlık olacak, bunu bilin. Yani ben böyle bir intikam alayım ya da şuna bir haddini bildireyim otursun gibi düşünmeyin. O size mutlaka geri dönecek. Dolayısıyla burada sakin tavrınızı korumak, profesyonel davranmak kurtarıcı olacak. Hem aile içinde hem de dediğim gibi iş hayatınızla ilgili, özellikle de yönetici pozisyonda bulunan ya da ailede aile büyüğü pozisyonda bulunan kişilerle ilgili olarak dediğim gibi bir takım ifşalar olabilir. Yani burada bilmedikleriniz ortaya çıkabilir ya da sizinle alakalı bir takım ifşalar ortaya dökülebilir. Ama dediğim gibi profesyonel yönetmek zorundasınız. Geçici bir süreç zaten. Diplomasiyi kullanmaya çalışın ve öfkeyle hareket etmeyin. Bir anda kararlar vermeyin. Ve para konusunda. İkinci evinizdeki Neptün ve Venüs'ün karşıtlığı oluşacak. Bu da yine parayla ilgili her konuda. Lütfen iyice elini boyunu araştırarak hareket edin. Karşınıza sizi yanıltıp paranızı bir şekilde sizden almak isteyecek dolandırıcı kişiler çıkabilir. Ya da parayla ilgili yanlış kararlar alabilirsiniz. Kafanız da karışabilir. Dolayısıyla para konusunda da bilmediğiniz, etmediğiniz yerlere gidip yatırım yapmayın. Ani kararlar almayın. Her türlü kendinizi güvence altına almaya çalışın. Yani parayla ilgili, yani finans konusunda borçlar alacak fark etmiyor. Yani cüzdanınıza bile sahip çıkın diyebilirim burada. Ya da şifrelerinize vesaire fark etmiyor. Parayla ilgili her konuda çok dikkatli olmanız ve paranıza sahip çıkmanızı tavsiye ederim. Finans konularında da dikkat, kısacası Kasım ayının ilk haftasında. Evet, şimdi geçelim diğer güzel etkilere. Sonrasında 8 Kasım tarihinde görmüş olduğunuz Venüs Başak Burcu'ndan çıkıp Terazi Burcu'na kendi yöneticisi olduğu burçta transitine başlayacak. 4 Aralık tarihine kadar orada kalacak. Tekrar edelim, 8 Kasım 4 Aralık. Bu arada ben bütün bu tarihleri açıklamalar kısmına da ekliyorum. Hızlı anlattığım için buradan zor olur takip etmek. Oradan bakmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, güçlü bir pozisyonda olacak. Dediğim gibi kendi yönettiği burçta sonuçta. Ve bir de özellikle hava grubunda olduğu için size üçgen açılar göndereceği için sizin için güzel bir transit diyebiliriz. Aslına bakarsanız yavaş yavaş bakın, sizi destekleyen güzel gelişmeler yaşanmaya başlanıyor. Bahsedeceğim daha önemli gelişmeler de var. Şimdi
Bu geçiş yabancı ülkelerdeki maceraların yanı sıra daha önce hiç bulunmadığınız yerleri keşfetmek için de ideal bir zamanı işaret eder. Yakınınızda olan ancak görmeye vakit bulamadığınız yerlerin güzelliğine şaşırabilirsiniz. Egzotik görünen yerler ve eşyalar radarınızda olacaktır. Sıra dışı deneyimler paylaşabileceğiniz bağımsız ve eğlenceli insanlarla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Karşılaştığınız farklı hayatlar hayatınızı nasıl yaşayacağınız hakkında düşünmenizi sağlayacak ve size yeni bakış açıları sunacaktır. Yeni şeyler öğrenmekten ve başkalarını öğretmekten keyif aldığınız süreçleri gösterir. Zihninizi geliştirerek daha yüksek bilgiye eriştiğiniz ve ruhsal gelişim gösterdiğiniz zamanlardır. Mesleki anlamda size katkı sağlayacak eğitimler de alabilirsiniz. Yabancı ülkeler ve kültürler ya da uzaklarda bulunan kişi ve kurumlarla ilgili yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz ya da sizi yüksek ideallerinizi bir adım daha yaklaştıracak bir sektörle alakalı önünüze yeni kapılar açılabilir. Kadınlar, kız kardeş ya da kız kardeş figürü taşıyan kişiler hedeflerinize ulaşmanız konusunda size destek olabilir. Bu dönem seyahatlerinizde yabancılarla ve kadınlarla özel bir yakınlık kurabilirsiniz. Aşk söz konusu olduğunda geniş ve cömert olma eğiliminde olursunuz. Başka kültürlere ilgi duyabilirsiniz veya yabancı birine aşık olabilirsiniz. Ya da aynı kökenden olup yurt dışı veya uzakta yaşayan biriyle bir ilişkiye de başlayabilirsiniz. Aşık olduğunuz kişinin mesleği öğretmen, pilot, dil bilimci, halkla ilişkiler, tanıtım, rehber ya da din görevlisi olabilir. İkinci evlilik fırsatı bekleyenler için de yeni bir şans doğabilir. Mahkeme süreçleriniz varsa daha kolay halledebilirsiniz ya da bir uzlaşı sağlayabilirsiniz bu dönemde. Fakat burada şunu da eklemek istiyorum ayrıca. Görmüş olduğunuz Güney Ay düğümü de terazi burcunda olduğu için burada yaşanacak gelişmelerin sizin yarattığınız iyi ya da kötü karma ile alakası olabilir. Yani geçmişte kime iyi ya da kötü nasıl bir karma yaşattıysanız buna benzer deneyimler karşınıza çıkacaktır. Ya da burada tanıdıklarınız ya da oluşan gündemler geçmişte bir bağlantılı bir şekilde çalışabilir. Yani işte yurt dışı ile ilgili bir iş yapacaksınız. Öncesinde bir temasınız olabilir mesela. Ya da işte uzaktaki birisiyle bir ilişkiye başlayacaksınız. Önceden tanıdığınız birisi olabilir gibi düşünülebilir. Geçmişte alakalı bir yüzleşme de olabilir bu arada. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Bir de şunun tam tarihini de vereyim. Görmüş olduğunuz Güney Ay düğümü ile Venüs'ün 29 Kasım tarihinde kavuşumu yaşanacak. Burada da bu bahsetmiş olduğum 9. ev konuları üzerinden bazı kişi ya da durumları komple hayatınızdan çıkarabileceğinizi söyleyebiliriz. Bu kadersel bir şekilde gerçekleşecek üstelik. Bir şekilde kaderin yardımıyla sizin hayatınızda bu 9. ev konularına dair Venüs temalı az önce bahsetmiş olduğum konu başlıkları üzerinden bir döngünün kapanması ya da dediğim gibi bazı kişi adı durumların komple hayatınızdan çıkarılması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunların böyle ilişkiler, işte para konuları ya da kadınlarla bağlantısı olabilir. Az önce hani tek tek konu başlıklarını saydım işte mahkeme süreçleri, yurt dışı bağlantılı uzaklarla ilgili vesaire. Bunları böyle hani dediğim gibi kadınlarla ya da para temalı ya da ilişkiler ya da anlaşma ve sözleşmelerle bir bağlantısı olabilir. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçelim. Bu arada çok detaylı bir şekilde ben bu Güney Düğüm ve Kuzey Ay Düğüm'ün transitlerini ele almıştım. Burada yaşanacak işte kavuşumlar ya da Kuzey Düğüm'de yaşanacak kavuşumlara dair izlemen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. 10 Kasım tarihinde ise görmüş olduğunuz Merkür 11. evinizde Yay burcunda transitine başlayacak 1 Aralık tarihine kadar. Merkür 11. evde arkadaşlarla bir araya gelip sosyalleşmeyi anlatır daha çok. Yeni bir arkadaş grubuna dahil olmak, bir düşünce kuruluşu, dernek veya siyasi partiye üye olmak, kalabalık bir grupla yapılan bir işe girmek ya da böyle bir iş kurmak, kitlelere sesinizi duyurmaya çalışmak ya da kitlesel erişim araçlarını kullanarak bir iş yapmak, sizden yüksekte bulunan kişilerden destek ve öneriler almak, abiler ve ablalardan haber veya destekler almak, bir hayalinizin ya da projenizin gerçekleşmesini sağlamak için başvuruda bulunmak ya da araştırmaya ve bilgi edinmeye çalışmak.
ön hazırlık aşaması gibi düşünebilirsiniz. Kariyerden gelen paraların değerlendirilmesi ya da bu paralarla iş kurma eylemine geçilmesi, çevre değişikliği yapmak için araştırma yapmak ya da ilk adımın atılması, yeni incelemeler ve keşifler için araştırmalarda bulunmak, üçüncü eş adayıyla tanışmak, evlat edinme süreçlerini başlatmak, üvey evlatla veya dördüncü çocukla ilgili iletişim trafiği gibi konuları ifade edebilir. Dediğim gibi 1 Aralık tarihine kadar 10 Kasım'dan itibaren Merkür 11. evinizde olacak. Yay burcunda, yine buradan da sizi destekleyen açılar alacaksınız diyebiliriz. Sonrasında ise 13 Kasım tarihinde bir yeni ay gerçekleşecek. Akrep burcunda görmüş olduğunuz 20 derecede sizin de 10. evinizde yepyeni bir durumun habercisidir. 10. ev konuları üzerinden sizin hayatınıza girecek yeni bir durum var ve böyle çok hızlı girecek bu yenilik. Neden derseniz Mars'la kavuşum halinde. Bu da böyle bir anda hızlı bir şekilde gelişen yeni bir durumun işaretçisi ve 3. ev konularınızla bağlantılı şekilde çalışacak. Çünkü Mars sizin 3. evinizin yönetici gezegeni. Dolayısıyla özellikle kariyerle ilgili olarak yeni bir imzanın habercisidir diyebiliriz. Yeni bir işe başlamak, bunlarla ilgili bir imza süreci, kendi işinizi kurmak ya da liderliği de temsil ettiği için burada Mars, terfi almak, lider konumuna gelmek gibi bir durumu ortaya çıkartacaktır. Çok net söyleyebilirim. Ve bunlar yine sizin sosyal statünüzle de ilgili olabilir. Evlilik, söz, nişan, anne olmak, baba olmak, artık hani ne istiyorsanız. Bir de dediğim gibi yani hızlı bir şekilde geçecek. Mars aynı zamanda nikah akdini de anlattığı için ve 3. evinizin yönetici gezegeni olduğu için kimi kovaların evlendiğine şahitlik edebiliriz bu yeni ayla birlikte. Bunun dışında burası aile büyükleri, eşin aile büyükleri gibi konuları da ifade ediyor. Onlarla ilgili bir gelişme de olabilir. Onlarla ilgili yeni bir durumun habercisi de olabilir. Bir diyalog anlatabilir, iletişim vesaire. Ya da onları gerektiren bir imza, satın alma ya da bir eğitim gibi bir süreci de anlatabilir. Üçüncü evin yöneticisi olduğu için bir eğitime başlamak gibi bir durumu da anlatabilir. Dediğim gibi kendi işinizi de kurabilirsiniz. Yani illa bunlar başkalarının çalışanı olmayla ilgili bir durum değil. Kendi işinizi kurup bu şekilde gelişim göstermeyi de gösterebilir. Ve böyle hızlı bir yükselen grafiği de, başarı grafiği de yakalayabilirsiniz. Çünkü Mars bulunduğu evle alakalı böyle bütün konularla ilgili potansiyellerimizi çok iyi gösterebileceğimiz, başarıyla ilgili yükselen bir ivme ortaya koyabileceğimiz zamanları gösterir. Dolayısıyla varsa böyle hayalleriniz, burada sizi destekleyecek yeni bir sayfa açabileceğiniz bir gösterge olarak görünüyor. Ve güçlü kişilerden de destek alacaksınız. Neden dersiniz? Bakın buradaki Güneş ve Mars'ın böyle beraber ilerleyecekleri birkaç gün olacak. Sonrasında 18 Kasım'da 25 derecede kavuşum yapacaklar. Yani burada her neyi başlatıyorsanız ya da neyin liderliğini yapıyorsanız size önemli kişiler de destek olacak. Yıldızınız parlayacak. Burada kendinizi göstereceksiniz. İsminizden söz ettireceksiniz. Öne çıkan, tercih edilen, adından söz ettiren kişi siz olacaksınız. Önemli bir konum varsa sizin adınız geçecek. Siz ön plana çıkacaksınız. Manasına gelir. Yani burada kariyerde güçlü kişiler de sizin arkanızda olacak. Manasına gelecektir. Yine aile büyükleriyle ilgili de olarak aynı şey söyleyebiliriz. Eğer hani çalışma hayatı olmak durumunda değil, aile içerisinde de büyüklerinizden destek alabilirsiniz. Aile içerisinde desteklenebilirsiniz aynı zamanda. 24 Kasım tarihinde ise görmüş olduğunuz Mars sizin 11. evinizde Yay burcunda transitine başlayacak ve 4 Ocak 2024 tarihine kadar orada olacak ve dediğim gibi size oradan olumlu açılar gönderecek. Güneş de Yay burcuna geçecek 22'sinden sonra. Dolayısıyla özellikle bir ay boyunca, bu 22 Kasım tarihinden itibaren bir ay boyunca yaklaşık olarak 11. ev konuları çok aktif görünüyor ve siz de hayattan ne istiyorsanız, hani 11. ev bizim hayallerimizle, ideallerimizle ilgili olduğu için size destek olacak önemli kişilerin olduğunu ve büyük hayat planlarınıza dair önemli gelişmeler yaşayabileceğinizi, bunları gerçeğe dönüştürmek adına destekler bulabileceğinizin anlamını taşır.
Şimdi Mars 11. evde grup etkinlikleri ve işbirlikleri, işbirlikçi çabalar sizi hedeflerinize taşıyacak kapıları aralayacaktır demektir. Hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirme dürtüsü hissedebilirsiniz. Bir projeye başlamak, yeni oluşumlara katılmak, hayalleriniz için çevre değiştirmek gibi etkiler yaratabilir. Bu dönemde ideallerinize ulaşmanın en iyi yolu ekip olarak çalışmak ya da en azından bir ağ oluşturmak olabilir ya da kalabalık gruplarla yürütülen bir hayaliniz varsa bu dönem başlatmak bir fırsat olabilir. Halihazırda böyle bir oluşumun ya da mesleğin içindeyseniz bu dönemde takipçi ya da ekip üyesi değil, liderlik konumuna getirilebilirsiniz. Bunu yaparken egosantrik davranışlar yerine ortak akıl hareket etmek yerinde olacaktır. İnsani dürtünüz harekete geçebilir, kolektif için çalışabilir, ihtiyacı olanlara katkı sağlayabilirsiniz. Bol bol sosyalleşeceğiniz ve yeni arkadaş gruplarına dahil olacağınız bir süreci gösterir. Takipçileriniz ve hayranlarınız artabilir. Sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla zaman zaman çatışmaları da tetikleyebilir. Sizi seven ve destekleyen, aynı değerlerde buluştuğunuz insanlarla aranızın bozulmaması için özenli davranmakta yarar var. En başta söylediğim gibi işbirlikçi çaba içerisinde olmak, grup etkinlikleri, yani eğer hedefleriniz varsa bunlar için gruplar oluşturmaya çalışmak, özellikle böyle gruplarla yapılan, yapmak istediğiniz bir işiniz varsa ve bunlar için hedeflerinize yönelmek sizin için çok daha önemli olacak bu süreçte. Yani hatta bu hedeflerinizi taşıyan kapıları aralayabilirsiniz bu dönemde diyebiliriz, tekrar edecek olursak. Evet, şimdi bir sonraki etkiye geçelim. 27 Kasım tarihinde ise 4 derecede İkizler Burcu'nda 5. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunaylarda kapanış etkisi yaratır ve biraz gergin etkiler taşır karşı karşıya gelen gezegenlerden ötürü. 5. ev konuları üzerinden bir kapanış yaşayacaksınız. Burada bazı olgunlaşan süreçlerin artık finalize edilmesi ya da bazı kişi ya da durumların, yani sizi böyle üzen, bir türlü yolunda gitmeyen durumlarla ilgili ya da kişilerle alakalı bir son verme kararını da getirebilir aynı zamanda. Özellikle ilişkisi olan arkadaşlarımız için yolunda gitmeyen bir ilişki varsa buna dair bir sonlanmayı ifade edebilir. Özellikle hani bunu belirtmek isterim. Bunun dışında çocuklarla ilgili konularda bir kapanış olabilir. İşte onların işte sağlığını, işte eğitim hayatını vesaire ilgilendiren bir konunun işte nihayetlendirilip kapatılması şeklinde çalışabilir aynı zamanda. Ya da böyle hayattan keyif aldığınız bir hobiniz varsa buna dair bir kapanışı, bir tamamlanma sürecini anlatabilir aynı zamanda. Ya da böyle herhangi bir eğlence sektöründe çalışıyorsanız bunlarla ilgili mesleğinize bir kapanış olabilir. Ya da borsa, kumar gibi böyle risk içeren konulara dair bir mesleğiniz varsa yine aynı şekilde bir bitiş olabilir. Ya da bir döngünün kapatılması şeklinde çalışabilir. Başka burası böyle hayattan keyif aldığımız aktivitelerle de alakalıdır. İşte tatillerimiz, spor, sinema, konser gibi etkinliklere dair varsa böyle katıldınız, onların bitmesi şeklinde de olabilir. Başka eğer böyle yaratıcı mesleklerle ilgileniyorsanız, örneğin işte moda, ne bileyim bir sahne sanatçısı ya da ressamsanız, herhangi bir böyle yaratıcılığa dayalı bir mesleğiniz varsa sanatsal faaliyetler üzerine, bunlarla ilgili bir döngünün kapatılması ya da işte bir projeniz vardır, zaten çalışıyorsunuzdur, çalışmalarınız bitmiştir, artık sahnelemeye geçeceksinizdir vesaire, yani bunlarla ilgili bir tamamlanma şeklinde de çalışabilir aynı zamanda. Evet, özet olarak bu şekilde aktaracaklarım. Umarım her ne yaşarsanız yaşayın sizin halinize güzel gelişmelerin hayatınıza dahil olduğu çok güzel bir ay olur. Ki bu şansınız devam ediyor. Neden? Sizin Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs'ü Boğa burcunda görüyoruz ve yanında da Jüpiter'i görüyoruz. Jüpiter'in retrosunun bitmesine de az kaldı zaten. Dolayısıyla şansınız hala devam ediyor her konuda. O yüzden en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın derim.
her ne istiyorsanız hayattan. Evet, dediğim gibi bu ay bu şekilde. Umarım sizin için çok güzel bir ay olur. Kanalımda 2024 videoları da var şu anda yayında. İzlemeyen arkadaşlarımızın mutlaka izlemesini tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.